Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Bir grup bilim insanı, astronotların ay yüzeyinde geçirilen her saatte, ne kadar uzay radyasyonuna maruz kalacağını hesapladı. Yapılan ölçümlere göre bir astronot, ayda geçirilen her saatte yaklaşık 60 mikrosievert radyasyona maruz kalacak. Önümüzdeki birkaç on yıl boyunca, birçok ülke astronotlarını aya göndermeyi planlıyor. Bu kapsamda NASA, uzun vadede ayda kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve nihayetinde uydumuzu diğer gezegenlere gitmeden önce, bir kamp olarak kullanmak için hali hazırda Artemis projesini yürütüyor. Çeşitli uzay ajanslarının bu konudaki çalışmaları devam etse de, ay yüzeyindeki uzay radyasyonu, astronotlar için önemli bir sağlık sorunu riski oluşturuyor. Apollo astronotları, yanlarında dozimetreler taşıyarak Ay'a yaptıkları tüm yolculuk boyunca ve tekrar geri dönerken toplam ne kadar radyasyona maruz kaldıklarının ilkel ölçümleri gerçekleştirildi. Yeni bir çalışmada ise, Çinli ve Alman bilim insanları, ilk kez bir insanın Ay'da her saat ne kadar radyasyona maruz kaldığını hesapladılar. Science Advances dergisinde yayınlanan, çalışma kapsamında bilim insanları, 2019'da Ay'ın uzak tarafına inen, Çin'in Chang'e 4 kara görevinden alınan verileri kullanarak, Ay yüzeyindeki radyasyon seviyelerinin ilk doğru ölçümünü yaptıklarını iddia ediyorlar. Sonuçlar hakkında konuşan, çalışmanın ortak yazarlarından, Thomas Berger ölçtüğümüz radyasyona maruz kalma, bir astronot kıyafeti içindeki radyasyon için iyi bir ölçüt dedi. Ölçümlere göre astronotlar, ayda geçirilen her saatte yaklaşık 60 mikrosievert radyasyona maruz kalacaklar, bu dünyada deneyimlenenden 200 kat daha yüksek. Dünyanın tersine ayın onu uzay radyasyonundan koruyacak bir atmosferi veya manyetik alanı bulunmuyor. Bu nedenle aydaki radyasyon seviyesinin uzayın ortasında kaydedilenle çok yakın olduğu düşünülüyor. Sonuç olarak insanların Ay'a tekrar gitmeden önce, nelerle karşılaşacağını bilmesi, bu etkilerin hafifletilmesine yardımcı olabilir ve nihayetinde insanların uzayda seyahat etmesini daha mümkün hale getirebilir. İnsanlar, 50 yılı aşkın bir süre önce, uzaya çıkmış olsalar da uzay radyasyonunun insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında çok az şey biliniyor. NASA'ya göre bu radyasyon, DNA moleküllerini delerek onları değiştiriyor veya kalıcı zararlar veriyor. Bu sebeple astronotların tam olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağını bulmak, insan vücudu üzerindeki etkilerini azaltmanın, yollarını geliştirmenin ilk adımı olarak kabul edilebilir. Bugüne kadar Ay'a gönderilen misyonlardan elde edilen verilerde radyasyon ile ilgili ayrıntılı bir bilgi içermiyordu. Bilim insanları, Ay'da günlük iyonlaştırıcı radyasyon dozunun ortalama 1369 mikrosievert olduğunu belirledi. Bu değer Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki dozdan 2.6 kat daha fazla. Söz konusu olan, kozmik radyasyonun ay toprağı ile etkileşiminden kaynaklanan nötron ve gama ışınlarının yanı sıra, galaktik kozmik ışınlar ve güneş parçacıklarının düzensiz emisyonları. Galaktik kozmik ışınlara uzun süre maruz kalmanın, katarak kanser ve merkezi sinir sisteminin, dejeneratif hastalıkları dahil sağlık sorunlarına neden olduğu biliniyor. Güneş parçacıkları söz konusu olduğunda ise, kısa süreli etki bile yeterli. Çin Bilimler Akademisi, Ulusal Uzay Merkezi'nin bilim insanları ekibinde yer alan ve Almanya'nın Kiel Üniversitesi Deneysel ve Uygulamalı Fizik Enstitüsü üyesi, Robert Wimmer Schwingraber, ayda ölçtüğümüz radyasyon seviyeleri, dünya yüzeyindekinden yaklaşık 200 kat ve New York'tan Frankfurt'a uçan bir uçaktan 5 ila 10 kat daha yüksek. Astronotlar, transatlantik uçuşlarda yolcu veya pilotlardan, daha uzun süre radyasyona maruz kalacakları için, bu önemli bir etki ifadelerini kullandı.